Alto Atiman, Hansar Garaşı Kırcıtara, Hansar Garaşı Kırcıtara, Maşallah Cirrahma Kudara, Maşallah Cirrahma Kudara, Maşallah L'Erdigariya, Rojvata Mavin, L'Bajaren Khalil Rahman, L'Bajaren Kadim, Tıfaka milletin mazlum, mestir buyu, bilindir buyu, geçtir buyu, maşallah, civi tıfaka vara. Bıgermaya, bıgermaya, azadiye, bıgermaya, aşitiyek brumet, Bıdren brati, huşku bratiye, Bıdren rojava, ez bajaren pehembera, bajaren ruhaye, ve millete mazlum o kadim, jidlu can silav dikim, beşna hulu berwad tevinim, beşna hulu berwad tevinim. Urfa, peygamberler şehridir. Urfa, Halil Rahman şehridir. Urfa, buğdayın ilk ekildiği, insanların ilk yerleşime geçtiği, hayvanın ilk evcilleştirildiği, tarihin ilklerinin yaşadığı coğrafyadır. Böylesi kadim bir kente, böylesi kadim bir halka, böylesi mazlum yüreği barış aşkıyla, eli kardeşlik hukukuna uzanan bir halkla buluşmak, böyle bir halka hizmet etmenin aşkıyla donanmak, her baba yiğidin harcı olmaz. Şükürler olsun Rabbim, şükürler olsun ki bugünü bize nasip ettin. Şükürler olsun ki 20 yıllık halkımın haklı davasının içerisinde yer almaya çalışan ve halkının evladı olan bir kardeşimiz olarak sizlerin huzurunda mahcup olmamanın heyecanını yaşıyorum. İnşallah, inşallah bundan sonra da halkımıza, hareketimize, insanlığa ve insanlığın tüm değerlerine, manevi değerlerimize karşı da inşallah mahcup olmayacağız. İnancım şu ki, inancım şu ki, bizler Rabbin yarattığı kullarız. Elbette ki Rabbe karşı yaptıklarımızdan bir gün hesaba çekileceğiz. Ama bir inancım daha var ki, o da yapma imkanına sahip olup yapmaktan imtina ettiklerimizden de bir gün Hakk'ın huzurunda hesaba çekileceğiz. O halde eşitlik için, özgürlük için, kardeşlik hukukunun tesisi için hepimize düşen görevler, düşen ödevler var. O da şu ki, bütün insanlığın Urfa'dan, İrfan'ın kadim toprağından ve İbrahim Halil'den aldığı bir miras var. O miras da zalime karşı direnme mirasıdır. Kula, Rabbin yarattığı hiçbir kula kul olmama mücadelesidir.
İşte bunları da yaptığımızda inşallah hak gününde, hakkın huzurunda da mahcup olmayacağız. Alnımız açık bir şekilde hesabımızı verebileceğiz, cevabımızı verebileceğiz. Siyaset, belediye başkanlığı, milletvekilliği, bakanlık, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı, aklınıza gelebilecek bütün pozisyonlar, hepsi ama hepsi geçicidir. Günü gelecek, günü gelecek bu bayrak tekrar sahibi olan siz halka iade edilecektir. Bu bayrak sizin bayrağınızdır ve bizlere emanettir. Siyasetçi yaşamını halkına vakfedendir. Siyasette, milletvekilliğinde, belediye başkanlığında, meclis üyeliğinde, başbakanlıkta, bakanlıkta maaşı dışına kuruşa tenezzül eden haram işlemiş olur. Haram etmiş olur. Zenginleşmek isteyenler, mal mülk sahibi olmak isteyenler, lütfen milletvekili, belediye başkanı, bakan, hele başbakan hiç olmayın. Ticaret yapın, Allah rızkınızı versin. Ticaret yapan herkesin Allah rızkını versin. Zengin olmak isteyenler siyasetten bence uzak dursunlar. Çünkü bu halkın huzurunda, bu halkın huzurunda Allah hiçbir siyasetçiye nasip etmesin. İşte gördüğünüz gibi mahcup olmak da var. Rabbim sen bunu bizlere nasip etme inşallah. Bugünü saymazsak, bugünü saymazsak, Sayın Genel Başkanım, kadim dostum, Sayın Genel Başkanım, saygıdeğer Rus tipimiz, Teki Ahmet, Ahmet Türk, kardeşlerim, sizler de hakkınızı bana helal edin. Bugünü saymazsak, ki bugünü sayacağız, bugün tarihtir, bugün tarihin inşallah başlangıcıdır. Tamı tamına 66 günümüz var. 66 günümüz var. Bu Kur'an ceketi atıyorum. Birazdan kravatı da atacağım. Canla, başla, yürekle Urfa'da, kadim şehrimizde elini sıkmadığımız, gözlerimizle gözlerine temas etmediğimiz, yüreğimizle yüreğine temas etmediğimiz, düşümüzle düşüne dahil olmadığımız tek bir kardeşimiz Urfa'da kalmayacak. Müsaadenizle şimdiden selam olsun Haliliye'ye, selam olsun Eyüpiye'ye, selam olsun Karaköprü'ye, selam olsun Süveyre'ye, Hilvan'a, Bozova'ya, Harran'a, Akçakale'ye, Serekaniye'ye selam olsun. Selam olsun yiğit insanların mekanı Suruç'a. Selam olsun bütün Rıha'ya. Selam olsun. Bu zaman dilimi içerisinde eş başkanlarımın, belediye başkanı arkadaşım, yoldaşlarımın, milletvekillerimin de izniyle ve rızasıyla Türkiye
Türkiye tarihinde çok partili rejime geçip seçim çalışmalarının yapıldığı bütün tarihinde en heyecanlı seçimini Urfa'da yaşayacak. Bütün dünyanın gözü Urfa'da olacak ve seçimin nabzı Allah'ın izniyle Urfa'da atacak.